Selamun aleyküm sevgili öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız başladı. Bazılarınız, bazılarınızınki de başlayacak yakın zamanda, önümüzdeki hafta. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Evet, bugün Arapça dersi 10. sınıf, ikinci dönem, ikinci yazılı örnek sınav sorularını çözeceğiz birlikte inşallah. Evet, bu soruları çözerken kafanıza takılan bir konu olursa, anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca yorumları okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra görüş, eleştiri veya öneri gibi şeyler olursa onları da yorumlar bölümüne yazarsınız. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Ne demişiz? Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. El metaru. Evet metar havaalanı. El müsafir yolcu. Sale, saletün salon. Saletül intizar bekleme. Saletül intizar bütün olarak bekleme salonu. Mev'id tek başına randevu demek. Mev'idut daire uçak Randevusu, Biz buna ne deriz? E, uçak zamanı veya da uçağın kalkış zamanı diyebiliriz. Tezkiratün, bu da bilet. Evet, e, gelen istekler üzerine, yoğun istekler üzerine e, artık sadece burada cevapları söylemiyorum. Aynı zamanda da yazıyorum, önceden hazırladım. Evet, bu şekilde. İkinci sorumuz. Ee, cevapları yazdıralım. Sonra çözelim. Evet. Ee, ziyareti, ziyaret el-egarip. Akraba. Akraba ziyareti. Teftilül pardon takbilül yet. Takbilül yet el-öpme. Yet el-takbil el-öpme. El El-melâbisül-idiyye, id bayram demek, idiyye bayramlık. el bis elbiseler demek. Yani e, bayramlık kıyafetler, bayramlık elbiseler diyebilirsiniz. Mesruful ceyb, mesruful ceyb, ceb, Mesruf -ceb e, harçlığı. E, sadece harçlık da diyebilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir zaten. Üçüncü sorumuz. Hatemül Enbiya. Enbiya, peygamberler demek. Hatem, son demek. Peygamber Efendimiz için kullanılıyor. Bu yani, ibare, bu kavram. Evet, Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu. Dördüncü sorumuz. Üste verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. Kene idi el haklı tarla e, has ben verimli idi. Sara oldu. E, cafen kuru. Kuru oldu. Yani kuru hale geldi. Kurudu. Yani bu hal değiştirmeyi anlatan bir e, şey Sara. İşte bunun değişik e, an, e, değişik eş e, kelimeler var. Evet buradaki Sara, e, esbaha var vesaire. Sara işte hal bir halden başka bir hale girmeyi anlatıyor yani verimli iken verimsiz kuru hale geldiğini anlatıyor toprağın cevabını yazdıralım. Evet bu devam ediyoruz karışık verilen kelimelerden Arapça olarak anlamlı bir cümle yazınız neler var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke, fi, el-mükerreme mükerreme zaten Mekke'nin sıfatı e, vüli de doğdu. Evet böyle e, sorularda ne yapıyoruz? E, öncelikle fiil, fail bunlar başa geliyor. Eğer şahıs samiri belirtilmişse bu e, başa geliyor. Eğer şahıs samiri yoksa normal e, isimse bu fiilden e, sonra geliyor. Hemen fiili arıyoruz. Evet, vülide. Vülide'yi buraya getiriyor. Vülide doğdu. E, kim doğdu? Kimden bahsediyor isim olarak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i kastediyor. Evet, onu ikinci sıraya getir. Şöyle numara koyalım. Bir, iki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, doğdu. E, nerede doğdu? Fi Mekke tel mükarreme. Mekke'yi Mükerreme'de doğdu. Cevabını yazdıralım. Bu şekilde daha rahat görürüz. Evet. E, Vülide doğdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fi Mekke'tel mükerreme. E, bu şekilde cevabımız. Altıncı sorumuz. Aşağıda Arapçalar verilen saatlerin karşılarına Türkçelerini yazınız. Evet daha önceki yıllarda saatleri düz olarak öğrenmiştiniz. Ee, şu anda belki de bilen de vardır. Önceki bazı sınıflarda geçiyor bu çeyrek var veya da çeyrek geçiyor gibi ifadeler. Ee, es saatü saat hepsinde zaten saat es saatü. Er rabia es saatü rabia saat 4. Ve eğer saatten sonra tam saatten sonra ''V'' geliyorsa ''geçiyor''. Eğer ''illa'' varsa ''illa'' bu da ''var''. Henüz daha o saate ulaşmamış anlamında. E, peki ondan sonrası ne? ''Es-sülüs'' ''Vahid isnen selase'' ''Selase'' ''üç'' Bu da ''sülüs'' de yani ''üçte bir'' ''saatin üçte biri'' ''Saatin üçte birine ''Yirmi'' Evet 20'yi kastediyor. Yani saat Es-Seatü Rabia saat 4 ve 20 dakika geçiyor anlamına geliyor. Yani saat e, 4'ü 20 geçiyor. İkinci şöyle silelim bir daha yazarız. Evet Es-Seatü saat -sa -sa El-Vahide. Vahide 1 ve bakın ve geçiyordu değil mi? Er-Rub'u e, Rabia 4 Erba 4 e, Rub 4'te e, 1 Nedir saatin 4'te 1'i? 15 Yani çeyrek Biz Türkçe'de ne diyoruz? E, saat 1'i Çeyrek geçiyor. Bakın vav var, v var. Geçiyor. Evet onu da buraya yazıyoruz. Es atül hamise. Saat 5. Buraya kadar sorun yok değil mi? Şuraya kadar Zaten e, tam saatler var. Sonrasında işte Vav, Ve veya illa Buna göre şekilleniyor. Evet, üçüncü, üçüncüye bakalım. Es-saatül-hamise saat beş. İlla var. Sülüten. Sülüten ne demiştik? Üçte bir yani yirmi. E, yirmi var. İlla var. Ve geçiyor. Yirmi geçiyor. Burada da yirmi var. Es-saatü sabia saat 7 illa var ruban çeyrek. Yani ruban 4'te 1'di. Saatin 4'te 1'iydi. Yani saat dörde çeyrek var. Yazdıralım cevapları. Ee, burada 4 mü dediğim yanlış mı hatırlıyorum? Eğer yan, 4 dediysem Pardon, evet, essa'atü <laughs> sabiha, saat yedi, illa var, rub'an, çeyrek, saat yediye çeyrek var. E bazen aklımızdan farklı şeyler geçiyor ama ağzımızdan farklı cümleler, kelimeler çıkabiliyor. Evet, essa'atü sabiha, illa rub'an, saat yediye çeyrek var. Yedinci sorumuz... Üstteki hadis-i şerifin Türkçe karşılığını yazınız. Güzel, önemli hadis-i şeriflerimizden bir tanesi. Tabii ki hepsi de önemli. Ama günümüzde bazı yerlerde israf, had safhada bazı yerlerde de aç insanlarımız var. Evet, leyse değildir el müminü. Mümin, men, kim ki? Burada kim yerine ismi mevsulen yapan eden şeklinde çevirirsek daha güzel olur. Evet yapan ne bete bete gecelemek yani geceleyen e, şeban tok olarak tok olarak geceleyen mümin değildir ve cer cer komşu ceruhu onun komşusu yani bu müminin yani bu tok olarak gecileyenin Komşusu, cayırın açken, yani komşusu aç olduğu halde geceleyen yatan geceleyen diyor ya, mümin değildir. E Tabi burada mümin değildir derken şunu söylemiyor, imanı şartlarından birisi değil. Ama şöyle diyelim, mümine yakışmaz ya mümin böyle bir şey yapmaz yani komşusu açken e, tok e, yatmaz e, bunu söylemek istiyor e, ben bu komşu olayını şu şekilde düşünüyorum artık e, komşumuz hemen kapı komşumuz da olabilir veya da dünyanın öbür ucunda e, aç kaldığını aç olduğunu öğrendiğimiz kişilerde e, bizim komşumuz sayılabilir artık dünya çok e, küçüldü e, internet aracılığıyla veya iletişim araçlarıyla insanların aç olduğu, tok olduğu, susuz olduğu e, görülebiliyor, bilinebiliyor ve onlara yardım ulaştırmak da artık eskisi kadar zor değil. Evet, e, cevabını yazdıralım. E komşusu açken tok yatan e, mümin değildir. Bunun değişik versiyonları var. E, Leysel leysa minna şeklinde de var. E, Leysel mümini olan tarzda var. Kitabımızda leysel müminü olarak geçiyordu. Ben de bu şekilde aldım cevap soruları. Sekizinci sorumuz. Üstteki cümlede altı çizil ibarenin Türkçe karşılığını yazınız. Evet sadece altı çizil ibareyi okumayalım. Çünkü öğretmenleriniz cümlenin tamamını da sorabilir veya bu kelimeleri de sorabilir. Amacımız ne? Yazılıya hazırlanmak. Nü'ti veriyoruz, veririz. El-hedaya, hediyeler. Lil-yatfâli, çocuklara. Ee, nerede? Fi deril-eytem. Fi -der, der, ev, yurt veya da bulunduğumuz yer. Eytem, yetimler. Yetimlerin e bulunduğu yerde, yani yetim, evinde e, biz ne deriz buna yetimhanede e, şeklinde söyleyebiliriz. Evet yetimhanede çocuklara hediyeler veriyoruz veya da veririz. Cevabını yazdıralım. Evet yetimhane Darul Eytam. 9 Aşağıdaki soruyu üstteki paragrafa göre Arapça olarak cevaplandırınız. Bakıyoruz üstteki paragrafa. Es seferu yolculuk ile ile Ürdün. Ürdün'e yolculuk diyor. bir de soruya bakalım. Ona göre cevabımızı bulalım. Mete ne zaman? Gel hebu gidiyor. Ahmet Ahmet ile'l Ürdün. İle'l Ürdü. Şuradaki nun ee, çıkmamış. Evet. ilal Ürdün. Ürdün'e yolculuk ne zaman diye soruyor. E bakalım okuyalım paragrafı sonra cevabını buluruz. Yed hebu gidiyor Ahmet Ahmet ilal Ürdün. Ürdün'e gidiyor. Mea beraber estika, estika arkadaşlar hi onun. Yani arkadaşlarıyla beraber Ürdün'e gidiyor. Fi fil utleti sayfiye el rutle tatil es sayfiye yaz yaz tatilinde evet cevabımızı e, burada bulduk ne diyeceğiz şöyle yuvalak için alalım fil rutletis sayfiye e, li evvel merra e, ilk kez evvel kez merra e, evvel ilk merra kez ilk kez işte ürdün'e gidiyor yaz tatilinde ve hüve sayidun e, sayidun lil oldukça e, mutlu bir şekilde e, cehze hazırladı cevaze seferihi e, pasaportunu ve hasele aldı elde etti ala te'shii duhul, e, bu da vize e, böylece paragraf devam ediyor işte ve iştira terkira bilet aldı vesaire diye paragraf devam ediyor E burada soru ne meta diye sorduğu için ne zaman e ne diyeceğiz fil otleti sayfiye yaz tatilinde buraya cevabımızı bu şekilde yazıyoruz fil otleti sayfiye pardon 10. ve sonuncu sorumuza geldik. üste verilen kelimelerden ve yandaki resimden faydalanarak aşağıdaki soruya cevap veriniz. Sorumuz ne? M ne hâdâ bu. Neyi soruyor? resimdeki, görseldeki, görseldekini soruyor. Ne olduğunu soruyor. E bakıyoruz hızlı tren değil mi? Bakalım üstteki kelimelere Aletü tasvir, e, fotoğraf makinesi, el-gitarü seri, hızlı tren. Evet cevabımız bu, hızlı tren. Ne yapıyoruz? M'yi atıyoruz, soru ifadesini atıyoruz. Dolayısıyla soru işareti de gidiyor. Heda, hedayı buraya getiriyoruz. Sonra el-gitarü seri, bu hızlı tren şeklinde yazıyoruz. Sadece el-gitarü seri yazsak da olur diğerlerine de bakalım. Çünkü öğretmenleriniz resmi değiştirebilir, başka bir şey sorabilir. Cevazü sefer. E, bu da pasaport. Eee daira daire. Tezkira bilet demiştik az önce. Et daire uçak. Uçak bileti. E, Doğrucağımız hızlı tren, değil mi? Herde el ü seri ye. ya da sadece el ü seri da yazabilirsiniz. Evet, e, değerli öğrencilerim, burada videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda da başarılar diliyorum.